Genetik yönü var mı sosyal anksiyetenin? Genetik yönü olduğunu biliyoruz. Ama tam olarak sadece genetik açıdan mı hani taşıyarak getiriyoruz? Bu şekilde mi ortaya çıkıyor? Yoksa az önce söylediğimiz gibi bir aile tutumuna mı bağlı? Yoksa bir travmatik bir olay sonucunda mı gelişti? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Kişiden bu öyküyü alıyoruz aslında, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü genetik yönü olanların birçoğu diyor ki mesela benim annem de böyledir. Veya işte benim babaannem de biraz böyledir. Hani ailede bir ama öykü acaba varsa, orada genetik mi? Anneannenin yetiştiği dönemi, jenerasyon farkını irdelemek lazım. Yoksa toplumun öğretileri sonucunda mı öyle bir yaşantısı vardı, değil mi? Hani genetik yönünün evet olduğu bilimsel araştırmalarca saptanmış ama burada aile tutumunun da çok etkili olduğu görülüyor. Örneğin işte bir çocuk babasıyla zaman geçiriyor. 1 yaşında olsun, 1,5 yaşında olsun. Baba bir bakıyor ki öbür tarafta bir hanımefendi onları seyrediyor. Hemen çocuğunun yönünü çeviriyor. Aa bak, İşte falanca hanımefendi teyze sana bakıyor. Hadi bakalım ona bir el salla. Hadi ona bir öpücük at gibi. Yani orada şu mesajı veriyor çocuğuna. Üçüncü şahsı mutlu etmek, memnun etmek bizim için çok önemli. Hadi bir performans göster. Bir eylemde bulun. Bunu yapmalıyız. Bizim duygularımız, bizim hislerimiz, bizim zevklerimiz şu noktaya kadardı. Ama üçüncü şahıs bakışlarını keşfettik. Onu gördük. Artık bu noktadan sonra biz onlar için bir şeyler yapabilmeliyiz. Şimdi böyle yetiştirilen bir çocuk, bu an yüzünü çevirdiniz diğer şahsa doğru ve onu memnun etmek için bir şeyler yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Burada bir başkası için yaşamanın ne kadar önemli olduğunun temeli, tohumu atılmış oluyor bakıldığında. Yani bunun da yetiştirilme tarzının, aile tutumunun genetik kadar belki daha fazla etkili olduğuna inanıyorum. Ne dersiniz? Aslında bu tutum ve bunun tam tersi de çok etkili. Yani sosyal davranışları, sosyalliği önemsemeyen aileler, küçümseyen, bazen de böyle yukarıdan bakan aile tutumları da aynı şeyi getiriyor. Orada da bu sefer de hani diğeri, sosyallik çok önemli değildir ya da kötü bir şeydir mesajı da gidebiliyor. Aslında biz hep uçlardan bahsediyoruz. Evet, yani şan eğrisinin ortasına gelmek lazım. Aslında her şeyde orta karar olmak lazım. Ümeyra'nın da dediği gibi aslında biz genelde rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıkları açıklarken biyopsikososyal modeli kullanıyoruz. Bu ne demek? Biyolojik bir yatkınlığımız çoğu zaman oluyor. Çalışmalar biraz matematiksel olacak ama %30-40 arası bir açıklama yapıyor bize. Yani diyor ki senin genlerinden bu var. Ama tek başına bu senin sosyal fobik olmana, yani sosyal fobi sebep yaşamana değil. Sebep değil. Psikososyal faktör, psikolojik, sosyal bir mesela çocuklar okulda ciddi anlamda zorbalığa maruz kaldığında, ki biliyoruz aslında sosyal fobisi olan yetişkinlere sorulduğunda çocukluk dönemlerinde gerçekten çok dalga geçildiklerini, sen bir hiçsini çok duyduklarını gösteriyor araştırmalar da, klinik gözlemler de bunu gösteriyor. Ya da böyle travmatize olaylar olabilir. Aile boşanmaları bazen etkileyebiliyor, anne baba boşanmaları ya da bir travma, bir kayıp, bazen bir taciz olabilir. Bunlar hep o kontrol duygunuzu sizin sarsıyor ve genel olarak sizi anksiyeteye açık hale getiriyor. Yine daha sosyallikle ilgili şeyler, sosyal benle ilgili yaşadığınız negatifliklerde sosyal kaygı bozukluğunun yolunu biraz daha açıyor aslında.